Teknoloji dünyasındaki yenilikler high-tech'te. 17 bini aşkın farklı tropikal bitki, 300 egzotik hayvan ve tek bir yağmur ormanı. Almanya Leipzig Hayvanat Bahçesi 16.550 metrekarelik alanıyla Asya, Afrika ve Güney Amerika'daki hakiki yağmur ormanları ile yarışıyor. Bu devasa serada neredeyse nefes alınamıyor. Devamlı olarak 24 derecede tutulan oda sıcaklığının yanı sıra ortamdaki nem %95. Yağmur ormanını oluşturan en önemli yapıysa elbette seranın oldukça hafif plastik yapılı çatısı. Camdan 100 kat daha hafif olan ve esnekliğin yanı sıra oldukça da güçlü bir materyale sahip olan icat, ağır kar yağışına da dayanıyor. Teknolojinin ardındaki isim ise Stefan Lehnert. O bu teknolojiyi icat ederken oldukça basit bir fikirle yola çıkmış. Elbette tüm iyi icatlarda olduğu gibi bu da oldukça basit bir ürün. İyi işlenmiş plastikten ürettiğimiz dış yüzey çok uzun yıllar dayanabiliyor. Bunu söylerken ciddiyim, hiçbir bozulmaya maruz kalmadan 50-100 seneden bahsediyorum. Plastik yüzeyin içini tıpkı bir yastık gibi havayla dolduruyoruz. Ve bu da ürüne yalıtım özelliği katıyor. Yangına karşı da oldukça dayanıklı olan bu ürün kendini temizleyebiliyor ve yağan yağmurla tamamen yıkanıyor. Plastik maddenin arasındaki hava güneşle ısındığından serayı da devamlı sıcak tutuyor. Plastik alanlar 1/10 milimetre kalınlığında ve Lehner'den yarattığı bu teknoloji tüm dünyada kullanılıyor. Kazakistan'ın başkenti Astana'da da kullanılan teknoloji bazı mimari yapıları soğuktan korumak için tercih ediliyor. Elbette yöntem yeşil enerji sağlamasıyla da dünyaya çevreci bir mesaj veriyor. Çin Beijing'de bulunan akuatik binasındaysa Lehner'den icadı özel alanları şehirdeki hava kirliliğinin olumsuz etkilerinden koruyor. 62 yaşındaki mucit Stefan Lehnert, Leipzig'te Euronews'un sorularını yanıtladı. Kendisi Bremen'de yaşayan, ancak dünyanın hemen her yerinde kurduğu ofisleri nedeniyle yılın 200 günü seyahatte olan Lehnert, sera camı teknolojisiyle bu yıl Avrupa Yaratıcılık Ödülü'nün de sahibi oldu. Mimari açıdan yeni bir dönem başlattığınızı düşünüyor musunuz? Biz mimarlara kolay ve ekonomik bir yol sunduk. Oldukça büyük alanlarda rahatlıkla kullanabilecekleri bitkileri ve hayvanları hiçbir kimyasal etkiye maruz bırakmadan doğal olarak koruyabilecekleri ve bir çatının altında koca bir dünya yaratabilecekleri bir yenilik getirdik. Bu icatla hayatınızın değiştiğini söyleyebilir miyiz? Benim için bu icattan önce herhangi bir yaşam söz konusu değildi. Biz bu fikri geliştirdik ve hayata geçirmek için çok çalıştık. Ve elbette müşterilerimize iyi hizmet verebilmek için de tutarlı davrandık. Leipzig'te bulunan bu yapı için geleceğin hayvanat bahçesi tanımı yapılıyor. Bana geleceğin teknolojisini soruyorsunuz. Henüz bir fikrim yok ama bugün bu inşa ettiğimiz plastik sera camını 5 yıl önce hayal bile edemezdik. 100 yıl içinde neler mi olacak hiç bilmiyorum. Lehner'in bu icadıyla mimarlar diledikleri şekilde sınırsız tasarımlara can verebilecek.